Taksi lazımdır abi. Yolla, bir taksi yolla. Gönlüm eğlensin, gezip yollara. Herkes bir taksi bekler. Akasya yollar, sarı melekler. Taksici kazlat biraz, acilem var benim. Yolda kalmak istemem, konfor beklerim. Taksici solla biraz, acilem var benim. Geç kalmayı hiç sevmem, hizmet beklerim. Yolla, bir taksi yolla, yetiştir beni, şoför bey hızla. Akasya yollar, sarı melekler. Buyurun Akasya durağı. Anlaşıldı efendim. Hemen gönderiyorum. Biraz hızlı gidebilir misiniz şoför efendi? Ayıptır abla. Tek rakibim var, o da Türk Hava Yolları. Taksicilik zor iştir da, çeşit çeşit insanla muhatap olaysın. Atla anneciğim. Kiminin parası, kiminin hayır duası. Taksici gazlat biraz, acelem var benim. Yolda kalmak istemem, konfor beklerim. Üstlük kalsın şoför bey, neredeyse geldik. Lütfen sağdan ineyim, trafik müsait. Yolla, bir taksi yolla. Bırakma beni, şimdi yollarda. Akasya yollar, sarı melekler. Yolla, bir taksi yolla. Yolla, kaldık yollarda. Solla, taksici solla. Solla, kaldık yollarda. Bereket versin efendim, yine bekleriz. Merhabayın arkadaşlar. Günaydın arkadaşlar. O ne Osman Ağa ya? Ne yapıyorsun sen bununla? Yerlenirim. Yerlenir misin? Sen bununla mı geziyorsun yani? Haydar. Ne kadar güzel estir bak. O tarafa dönme benim sen. Yani şu var ya bu Edison. Bayılırım bu Edison'a. Vallahi bu adamın mekanı cennet olacak bilir misin? Çok makbul bir adamdır. Biraz da bana tutsana. Nesi tutacakmışım? Rüzgar tasarrufu yapar. Osman babam böyle sabahtan beri el devam tretörde dolaşıp duruyor. Ya lan kafayı mı çırlattın ya? Millet deli zannedecek seni ya. Ben zaten deliyim. Günaydın arkadaşlar. Merhaba. Osman. Oğlum nedir bu ya? Ne yapıyorsun abi sen çıldırdın mı ya? Lan bu sıcakta bu kadar yakından ventilatör tutunur mu? Allah göstermesin yüz felç olacaksın oğlum. Bana bir şey olmaz. Neden bilir misiniz? Bizim Bozcaada'dan bunlardan 13 mi 17 mi ne var böyle kocaman pervaneler? Rüzgar gülü. Evet rüzgar gölü. Efendim o kadar güzel o kadar güzel yerlendirir ki adamı o kadar olur. Nuri kardeşim bizim şuraya bir tane alalım buradan. Hem elektrik üretiriz hem de böyle püfür püfür yerleniriz ha. Allah Allah. Telefon baba. Buyurun efendim Akasya durağı. Var efendim tabii. Tamam efendim. Adresi alayım. Derhal gönderiyorum. Sıra bende baba. Ekmekçi sokak 22 fırla. Ekmekçi 22. Bak Osman Aga, bende de rüzgar gölü var. Tren. Osman ya merak ettiğim bir şey var. Ne oldu? Param mı yetmedi de bunu aldın? Daha büyüğünü alsana böyle. Böyle. Enerji mi yetmez be? Ay İpek'cim ya bu saçların haline Allah'ını seversen çok bakımsız kalmışsın sen. Arada bir uğra bana. Ya sorma Gülbin ablacığım ya. Ne yapayım bu aralar çok yoğun çalışıyorum. Kendimi ayıracak hiç vaktim yok ki. Aa sen daha çocuğun olmadan böyle kendini salarsan bir de çocuk olursa kendine hiç vakit ayıramazsın vallahi. Tabii canım. Bak bana. Ben bugüne bugün 3 çocuk annesiyim. Her daim saçlarım yapılı, makyajım taze. Allah'ıma şükürler olsun Kleopatra gibi kadınım.
Anneciğim, yani her yerde ve her zaman kendi reklamını yapmasan olmaz. Çocuğun yokken kendine bakacaksan İpek. Ya şimdi çocuk nereden çıktı? Bir tutturmuşsunuz çocuk çocuk diye. Tuttururuz tabii kızım, yaşın geldi geçiyor. İpekçim farkında değilsin ama kartladın artık. Ya şaka bir yana da ne zaman anne olmayı düşünüyorsun hakikaten? Ya vallahi Emre ile konuştuk aslında, o da istekli ama ya şu ara işte maddi durumumuz pek elverişli değil ki çocuk için. Hiç öyle düşünmeyeceksin İpekciğim. Ne demiş büyüklerimiz? Her çocuk rızkıyla doğar. Kesin. Bak inanır mısın İpek kızcağım? Dilek doğduğu zaman evimize bereket geldi. Elimiz para gördü. Osman abi plaka sahibi oldu. Nasıl yani? Çocuk doğurunca plaka sahibi mi olunuyor? O zaman ben 300-500 falan doğurayım. Böylece taksi filosu kurarım ha? Edepsiz. Ay şaka bir yana İpek'cim. Bu yaşta anne oldun, oldun. Yoksa sonra bakamazsın zaten. Bak canım, bizi anlamadan koca adam oluverdi. Tabii canım, sen Emre ile bir konuş. Bak Şenol'u bizim evin neşesi oldu vallahi. Ya aslında ne yalan söyleyeyim, ben de çok istiyorum. En iyisi ben Emre ile bir konuşmayı deneyeyim. Deneyeyim mi filan bırak. Emre'yi bir köşeye sıkıştır, ağzından söz almadan bırakma. Seni eve almam de. Aa, eve değil canım, yatağa almam de. Vallahi ben Osman'a bak ben seni yatağa almam derim, böyle süt dökmüş kediye dönerim. Doğru, nazlara bak ya, ayıp be. Aa, ayıp diye bir şey olsaydı sen bugün bu dünyada olmazdın. Hayırlara vesile olur inşallah. Bana bak, teyzen sıcaklardan devreleri yakmış. Seni kazıklayıp sahte dolar satan Yaman Lavuğ'un mekanı burası abi. Bana bakın, sakın kafasına sıkmayın. En fazla ayağına sıkın. Sağ istiyorum o haysiyetsizi. Tamamdır abi. Hadi yürü. Yaman abi, deli Kazım'ın adamları geldi. Hepsi silahlılar, yandık biz abi. Korkma lan, bir şey olmaz. Tüyüyoruz. Abi nereye tüyüyoruz? Üçüncü kattayız, aşağı atlarsak tozumuzu bulamazlar. Manyak mısın oğlum sen? Niye üçüncü kattan atlayalım? Ben bir çaresini bulurum. Gel. Kırın kapıyı. Arayın etrafı. Geç kaldık abi. Pencereden kaçmış karaktersiz. Lan oğlum bu herif buradan nasıl atladı? Hadi atladı, bir tarafını nasıl kırmadı? Örümcek adam mı bu? Yaman bu abi. Biliyorsun kedi gibi adam. Yani Burç El Arab binasının tepesinden aşağı atladı deseler inanırım valla. Bana şu haysiyetsizin reklamını yapma çapsız. Yürü. Yerin dibine girse bulacağız onu. Kamil, bak bakayım gitmişler mi? Abi. Ya Yaman abi, bu kıyafet nedir ya? Tokalı, dantelli, 21. yüzyılda böyle kıyafet mi kaldı abi ya? Uzatma ulan. 5 dakika kadın kılığına girdin, karakterin değişti. Giyecek bir şeyim yok moduna geçtin. Benim eski karı gibi oldun. Uzatma. Ya amca ya, sen ne komik bir adammışsın ya. Çok güldürdün beni. Demek yengeyi verebilir. Hay yaşa be oğlum. Bu yaşıma geldim, senin kadar eğlenceli şoför görmedim. Yolculuk nasıl geçti anlamadım bile. Şimdi amcacığım, eğer sana bir taksi lazım olursa hemen Akasya durağını ara. De ki durağınızın en iyi şoförünü gönderin de, onlar beni gönderirler amcacığım. Kalsın alacaklar. Üst kalsın. Sağ ol amca. Yok abi,
Buradaki esnafa sordum. Yaman'ı kaçarken gören olmamış. Ben de bu taraftakilere sordum abi. Gören yok. Lan gören olmamış da nereye gitmiş bu herif? Yer yer alıp dibine mi girdi? Evin ayak çıktı lan. Abi ayakkabılara bak. Erkek bunlar abi. Lan yoksa Yaman! Yaman bu yakalayın. Kaç lan. Koş. Koş. Ver lan şapı. Ver. Devirdim adamları. Gençken kaleciydim oğlum ben. Koş. Kapı. Ulan Yaman. Aklın varsa bir daha uğrama İzmit'e. Gelirsen anandan doğduğuna pişman ederim seni. Aşkım, seninle konuşmak istediğim bir şey var. Buyur, dinliyorum canım. Ben çocuk istiyorum. Aşkım, iyi misin? İyiyim, iyiyim. De, çocuk mu istiyorum dedin yoksa ben mi yanlış duydum? Doğru duydun. Çocuk istiyorum. Hayda, durduk yere nereden çıktı çocuk? Ya durduk yere çıkmadı ki, ben uzun zamandır düşünüyorum. Genç anne olmak istiyorum. Canım, haklısın da. Daha benim okulum var, okulumu bitiremedim. Kendimize bakamıyoruz, çocuğa nasıl bakacağız? Ya ne olacak ki aşkım? Hem ben de çalışıyorum. Bir iki ay istirahat ederim, sonra annem gelir o çocuğa bakar. Sonra ben de işime devam ederim. Canım benim, o kadar kolay sanıyorsun. Bu çocuk büyüyecek, okula gidecek. Özel okul, dersler. Ya hayat artık çok pahalı, nasıl yapacağız? Ya Emre'cim, her bebek rızkıyla doğarmış, tamam mı? Nereden öğreniyorsun böyle lafları? Yoksa kuaförde Safiye ablalar mı dolduruşa getiriyor seni? Bunlar senin lafların değil. Ya niye ben dolduruşa geleyim ki? Ben salak mıyım? Ben bu çocuğu istiyorum, o kadar. Ama İpek. Aması maması yok. Benim yaşım geçiyor. 50 yaşında mı anne olacağım? Çok net söylüyorum. Bu çocuk olacak. Hayda, işe bak ya. Abi sen bu arabayla nereye gittin ya? Kolay gelsin. Vay doktorum, hoş geldin be. Ha. Oo, merhaba Emreciğim, doktorum civanım. Hayırdır, suratından düşen bin parça yoksa Karadeniz'de gemileri mi battı? Ben bir Karadenizli olarak böyle batan gemi görmedim. No, yengele kavga mı ettiniz doktor? Önemli bir şey yok. Ya doktor, sen de söyle derdini ya. Derdini söylemeyen derman bulamaz ki. Boş ver abi, uzun hikaye. Allah Allah, ya doktor, ha şu duvara sorsaydık şimdi ya, o tuz kere cevap verdiydi ya. İpek çocuk istiyor. En güzeli, en güzeli doktor ya. Bak, çocuk evin neşesidir, bereketidir. Kadayıfıdır, isotudur, çiğ köftesidir, çiğ köftesi. Ah canım benim ya. Yapın yapın, iyidir çocuk, iyidir. Abi ben de baba olmak istiyorum ama daha okul bitmedi. Nasıl olacak? Sen de haklısın. Bir de İpek'i ikna etmek deveye hendek atlatmaktan daha zor. Kimseyi dinlemez. Ya doktor, senin derdinin dermanı bende be. Nasıl olacak o iş? Sen merak etme. İpek'e öyle bir oyun oynayacaksın ki çocuk istediğine de isteyeceğine de bin pişman olacak. Ne yapacaksın abi? Sen bekle. Ben senin ilacını bir alıp geleyim. Hadi görüşürüz. Hayda. Nereye gitti şimdi? Sen bu tıbığa uyma. Sen yap çocuk. İyidir, iyidir. Çok affedersiniz. Ben yanlış geldim galiba. Kuzene bakmıştım ben ama avatara mı düştük? Ne oluyor ya? Ay saçmalama Arif. Nimet ben. Nimet? Kızım bu ne hal? Ne oldu sana ya? Ne olacak? Alican işte. Geç içeri geç. Alican mı? Ya bu Alican hala böyle haylaz mı ya? Sorma Arif, sorma. Daha da beter oldu bu. Aa, Arif abim gelmiş. Hoş gelmiş. Lan bir dur. Dur, geç şuraya otur bakayım.
Ya Nimetciğim, ben niye geldim asıl biliyor musun? Merve ile ben Alican'ı çok özledik ya. Şöyle diyoruz ki hani 2-3 günlere bizde kalsın. Sen de birazcık kafayı dinle ha, olur mu? Ay sahi mi Arifciğim? Hı hı. Al götür. Yeter ki kurtar beni bu küçük şeytandan. Hatta okullar açılana kadar da getirme. Yok be Nimet. Ne yaptın? O kadar dayanamam ben. En fazla 2-3 gün yani. Ne kadar istiyorsanız o kadar kalsın. Yeter ki kurtar beni. Dur ben şunu pijamaların elbiseni hazırlayayım da sen hemen götür. Tamam. Ne yapıyorsun lan Alican? Teftim o. Ya oğlum bir dur be. Şeytan doldurur. Doğrultmuştu bana. Alican Paşa gel bakalım otur da birazcık seninle bir konuşalım ya. Ha? Şimdi bak Alican, sen birkaç gün benim de arkadaşımda kalacaksın. Ondan sonra da bizde kalırsın. Anlaştık mı? Niye arkadaşı kalacakmışım? Niye kalıyorum ben onlarda? Ben sizde kalmak istiyorum. Kimmiş bu arkadaş? Ulan seni yerim yerim. Şimdi bu arkadaş bizim duraktan Emre, tamam mı? Bunun bir karısı var, çocuk istiyor. Yani sen bu kadını hayatından bezdirmelisin ki çocuk mocuk isteyemesin. Anlaştık mı? He anladım. Ama senin benden istediğin şey profesyonel hizmet kapsamına girer. O ne be? Profesyonel hizmet kapsamı ne demek oğlum? Yani açıkçası siz kağıdını alın demek. Vay be. Ulan velede bak. Yaramazlığı bile ticarete dökmüş iyi mi? Ulan biz küçükken ne kadar saf dirikmişiz be. Dünya değişiyor Arif abi. Bir iş çok iyi yapıyorsan asla bedavaya yapmazsın. Ulan tamam akıllı bıdık. Alacaksın 100 liranı alacaksın da benden değil Emre abinden alacaksın. Anlaştık mı kapiş? O zaman anlaştık ver elini. Çak. Hadi gel sana bir dondurma alalım. Üç kilo maydanoz, 5 kilo patates. Maşallah bir orduyla yaşıyorum. Ne yapıyorsun lan Ali Kefal? Kuantum fizik denklemi mi çözüyorsun, redox denklemi mi çözüyorsun? Oğlum uğraşma bunlarla, şu benim arabayı bir yıka bakayım. Hadi. Tırın 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 tırın. Zaten hep araba yıkıyorum, çay demliyorum. O da almış eline bir tespih, tır 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 tır. Tövbe avuzu. Abi bir şey ya. Şuraya bak. Leş gibi daha. Ulan bu ne daha çanta dur. Hayırdır inşallah. Al şoföre bak. Hadi Sinan Bey. Sinan abicim, Sinan abicim senin taksiyi temizlerken bir baktım çanta. Müşterilerden biri unutmuş herhalde. Abi o kimin çantası ya? Hangi müşteri unuttu? Niye unuttu? Nerede unuttu? Nasıl unuttu ya? Biraz susak. Bir de şoförüm dersin. Altından arabanı çekip çalsalar hiç ruhun duymayacak be. Ya Sinan hakikaten sen ne biçim şoförsün oğlum ya? Hani müşteri binmiş, dalgınlığına gelmiş, unutmuş. Sen şoför olarak böyle dikkatli olacaksın. Unuttuğu zaman müşteri bir şeyi hemen yakalayacaksın vaziyeti. Uyaracaksın adamı ya. Evet evet. Yani mesela ben böyle bir durumda çok uyanığımdır. Müşteri bir şey mi unuttu? Hemen uyarırım. Eze be eze. Tebrik ederim Seyitciğim. Aynı benim gibisin. Kendine örnek olarak benim aldığını yaptın artık. Vakas. Al şunu kenara koy. Müşteri geldiği zaman veririz oğlum hadi. Tamam baba. Arkadaşlar sizi korkutmak istemem ama bu çantanın içinde bile saatli bir bomba olsa da bile bir patlasa hepimiz Allah muhafaza parça pinçik oluruz ya. Ne diyorsun Osman abi ya? İyi bizi korkutmak istemiyorsun. Bir de korkutmak isteseydin kim bilir neler söylerdin. Baksana korkudan dikenlerim tüy tüy oldu ya. Vallahi Osman baba hepimizi Yusuf Yusuf yaptı. Ya ağam bir içine bir baksaydık yani Allah muhafaza bomba falan vardır belki mi? Zaman kötü. Olur mu olur? Valla isteyen baksın canım. Baksın. Ben karışmıyorum. Benim hiç böyle bir şeye niyetim yok. Buyurun. Kim bakacak? Kim bakacak? Ali Kemal, çantanın içine bak lan. Ya Sinan abicim ben ne anlarım bu işlerden de? Sen bak kardeşim. Ben bomba uzmanı mıyım canım? Allah Allah. Ben direksiyon sallarım. Bir daha türkü söylerim ağam ya. Hayri, o zaman çantaya sen bak gayri. Vallahi bana hiç bakmayın. Ben yolda saatli bomba görsem kol saati diye koluma takarım.
o zaman bu işi yapsa Osman'a ne yapar? Ha, niçin ben be? Niçin mi sen? Çünkü sen Cihan pehlivanısın Osman Aga. Senin sırtın çimen, göbeğin yıldız görmedi ki. Sen yaparsın. Ayrıca pehlivanlar cesur olur. Şey olmaz, dayanıklı olur. Yani bir pehlivan bir dünyaya bedeldir. Hele hele bombadan bir pehlivan asla korkmaz. Verdim gazı, baksana çantaya Osman Aga. Evet, doğru. Evet, bir pehlivan hiçbir şeyden korkmaz. Korkarsa zaten pehlivan olmaz. Haydi! Bravo. Bu kara çanta pek emniyet telkin etmez ama yine de açacak. Ya ne korktunuz arkadaşlar ya? Bomba değil ki. Sakız patlattım altısı. Senin sakızını aldı. Çantanın içi para dolu. Aa, çantanın içine darphane yapmışlar. İzninizle ben çantayı alayım çünkü bu çanta benim. O çanta nereden senin oluyor canım? Nereden benim oluyor? Şuradan benim oluyor. İyi bir soru Nuri Baba. Ben size söylemeyi unuttum. Doğruymuş, bir yerde okumuştum. Gerçekten zenginlik unutkanlık yapıyormuş. Size söylemeyi unuttum. Ben geçen hafta loto oynadım. Tam 1 milyon lira kazandım ama söylemeyi unuttum. O yüzden izninizle ben gideyim. Sen bizi gerizekalı mı sandın lan ha? Geçen hafta loto oynamış, lotodan 1 milyon çıkmış. Alayım gideyim nasıl olsa benim para. Ver bakayım onu bana. Nuri Baba. Sahibi gelip alana kadar bu benim yanımda kalacak. Kaç al, kaç. İyi günler efendim. Haber merkezi mi? Efendim ben Kavacık Akasya taksi durağından arıyorum. Bizim şoförlerimizden bir tanesi takside bir çanta buldu. İçinde belki de 1 milyon lira var. Ama biz bir kuruşuna bile dokunmadık. Kim mi buldu? Şoförlerimizden Sinan Kaya buldu efendim. E tabi gelin gelin, gelin çekin de dünyada ne kadar turist adamlar kalmış herkes görsün. E ben adresi vereyim, yazınız. Ha, Çimen Sokak, numara 12, Kavacık. Evet, oldu, teşekkür ederim. Merhaba canım. Aa, hoş geldin aşkım. Bu yakışıklı kim? Tanıştırayım, arkadaşımın oğlu Alican. Öyle mi? Ben de İpek, memnun oldum. Ben de Alican, memnun oldum. Tatile gidiyorlarmış. Birkaç gün sizde kalabilir mi dediler. Problem olur mu? Yok, aksine çok sevinirim. Ne demişler hem? Çocuk evin neşesidir. Hem bizim için de bir prova olur. Prova mı? Çocuk yapacağız ya. Bakalım çocuklarla iyi anlaşabiliyor musun? Sen hiç merak etme aşkım. Ben çocuklarla çok iyi anlaşırım. Ondan hiç şüphem yok. Canım ben okula geç kalacağım, çıkayım. Alican, görüşürüz. Senle oynayalım. Ben kızlarla oynamam, ben anne. İyi o zaman. Kediyle oynayalım. Tamam. Kardeşler, www bunu yazacağım. Hemen çıkacak bu değil mi? Aynen. Ne olur be, baskın mı var? İyi günler. Sinan Kaya ile görüşebilir miyiz? Sinan Kaya hanginiz? Sinan Kaya benim. Benim adım Kaya. Sinan Kaya, memleket Kartal Kaya. Geldim buraya Kaya. Arkadaşlar çekim yapıyorsanız biraz yakışıklı çekim lütfen. Sevgili seyirciler, şu anda bir çanta dolusu parayı bulan taksi şoförünün yanındayız. Evet, ben bir para dolusu çanta buldum. Sinan Bey taksisinde bir çanta dolusu para buldu ve paranın tek kuruşuna bile dokunmadı. Evet, bir kuruşuna bile dokunmadım. Şimdi paranın gerçek sahibini arıyor. Evet. Bu devirde sizin gibi insanlar kaldı mı Sinan Bey? Şimdi bizim memlekette bir laf vardır. O güzel insanlar o güzel atlara binip gittiler. Ama Türk halkına buradan seslenmek istiyorum. Sakın merak etmeyin. Değerli halkım, sakın umudunuzu kaybetmeyin. Benim gibi iyi, doğru, dürüst, namuslu, ahlaklı, özü sözü bir insanlar gitmediler. Bizler buradayız. Size yardım etmek için yanınızdayız. Daha iyi, daha güzel, daha yaşanası, daha özgür ve daha
akla namus ve dürüstlük gelir. Sinan Kaya dürüstlükte bir bankadır. Tabii canım, dürüstlük denince akla ilk o gelir. Zaten biz bahçeye bir heykelini yaptırmayı düşünüyoruz. Yok yok, heykele hiç gerek yok. Ben buradan o çantanın sahibine sesleniyorum. Kardeşim, çantam bende. İçinden bir kuruşla bile dokunmadım. İstediğin zaman çantanı gelip alabilirsin. Biz Akasya durağıyız. Akasya durağı da Kavacık'ta. İstediğin zaman gel güzel kardeşim. Sinan! Yeter! Tamam Nuri Baba. Arkadaşlar biz isterseniz röportajımıza çardaklı devam edelim. Takip edin beni. Gel. Kim haber verdi bu gazetecilere? Sen mi? Benim üç gazeteci tanıdığım yoktur. Sen? Ha, yok. Ne alakası var Nuri Baba? Ben zaten durağa yeni geldim. Yok babacığım, benim de alakam yok. Ben haber verdim Nuri Babacığım. Durağımızın reklamı olması açısından ben onları aradım, gelin dedim. Nasıl ama? Aferin Ali Kemal'cim. İyi alt ettin canım. Ben de niye soruyorsam? Böyle bir aptallığı ancak Ali Kemal yapar. Uy sen ne diyorsun Nuri Babacığım ya? Bana niye böyle sitem ediyorsun ki? Ben adamları arıyorum, durağımızın reklamı olsun, işlerimiz açılsın diye uğraşıyorum. Sen bana ne diyorsun? Çok nankörsün ya. Gerizekalı. Bu haber çıktığı zaman neler olacağını düşünüyor musun? Burası mahçere dönecek, mahçere. İstanbul'da ne kadar üçkağıtçı, düzenbaz, cebinde parası olmayan uyanık tip varsa buraya toplanacak. Bu para benimdir diye. Anladın mı? Aa, çok doğru diyorsun Nuri Babacığım. Bak ben onu hiç düşünemedim. Neyi düşündün ki bugüne kadar? Bugüne kadar neyi düşündün ki? O da doğru. Sinan Kaya benim. Benim adım Kaya. Ay televizyondaki Sinan abi değil mi? Ben buraya Kaya Kaya. Aa! Vallahi Sinan hanımlar. Aa, ne işi var Sinan'ın televizyonda ya? Ay kim bilir gene kimi dolandırdı, üç kağıtçı sahtekar. Ya anne bilip bilmeden niye konuşuyorsun? Zeyno açar mısın şunun sesini? Hemen açayım ablam, açayım. Sevgili seyirciler, şu anda bir çanta dolusu para bulan taksi şoförünün yanındayız. Evet, ben bir para dolusu çanta buldum. Sinan Bey taksinde bir çanta dolusu para buldu ama paranın tek kuruşuna bile dokunmadı. Evet, bir kuruşuna bile dokunmadı. Ve şimdi de sahibinin ortaya çıkmasını bekliyor. Helal olsun be sana Sinan kazanım. Vallahi on numara bir hareket. Vallahi ben zaten Sinan abinin dürüst olduğunu her zaman söylerdim. Hani benim kocam dolandırıcıydı? Hani benim kocam üç kağıtçıydı? Hani benim kocam sahtekardı? Ne oldu anne? Gördün mü? Bir çanta dolusu para bulmuş, bir kuruşuna bile dokunmamış. Aslan kocam benim. Bak bak, televizyona bak da gözün adam görsün. Allah cezanı vermesin. Aa, adamı da sonunda kendine benzettin ya. İnsan bir çanta dolusu para bulur da gider sahibine iade eder mi? Aa, ben gidiyorum. Anne nereye? Anne. Anne. Sakin ol, sakin. Ay yine delirdi. Nereye gidiyor bu kadın ya? Şimdi bizim memlekette bir laf vardır. O güzel insanlar o güzel atlara bindiler ve gittiler. Ama Türk halkına buradan seslenmek istiyorum. Sakın merak etmeyin. Bizler hiçbir yere gitmedik. Bizler buradayız. Ben olacak şey değil ya. Bir çanta dolusu para bulmuş. Sahibini arıyor. Kıyar buraya. Yalnız abi, ikisinde acayip benziyorsun ha. Ben bunu yolda görsem Yaman abi derim. Bu kadar benzemez ki ya. Tabii benzeyeceğiz lan. Aynı yumurta ikiziyiz. Ona benzemeyeceğim de sana mı benzeyeceğim hıyar? Ben buradan o çantanın sahibine sesleniyorum. Kardeşim, çantam bende. İçinden bir kuruşla bile dokunmadım. İstediğin zaman çantanı gelip alabilirsin. Biz Akasya durağıyız. Akasya durağı da Kavacık'ta. İstediğin zaman gel güzel kardeşim. Şuna bak ya. Paranın sahibine sesleniyormuş. Utanç duyuyorum bu heriften. Utanıyorum. Bizim akrabalarımız arasında böyle gerizekalı da yok ki. Kime çekmiş bu hıyar? Ha. Çocukken bu kafasının üstüne düşmüştü. O zaman beyni sulandı herhalde. Ondan yapıyor. Abi bir çanta dolusu para sahibine teslim edilir mi ya? Konuş kardeşinle. Vazgeçsin bu işten. Nasıl konuşayım ulan? 20 yıldır küsüz. Birbirimizi görsek gırtlağımıza sarılırız. Hem dinler mi benim söylediklerimi? Vay be abi. Demek tipiniz ne kadar benziyorsa karakteriniz bir o kadar benzemiyor ha. Hayret bir şey vallahi. Bir dakika lan. Aklıma bir fikir geldi. Ben o parayı bu hıyardan alacağım. Nasıl alacağız abi? Anlatırım. Şimdi bak, sen Akasya durağını ara. Bir bahane uydur.
De ki ben daha önce Sinan denilen o şoförünüzle bir yerlere gittim. Çok memnun kaldım de. Yine onu istiyorum de. Çağır buraya gelsin bu yer. Hemen abi. Görüşeceğiz seninle Sinan Efendi. Ne oldu? Gitti mi televizyoncular? Evet gittiler baba. Ama onlar sayesinde Türkiye benim ne kadar namuslu, ne kadar dürüst, ne kadar iyi bir insan olduğumu öğrendi. Çok mutluyum. Telefon. Allah sonumuzu hayır etsin. Buyurun efendim. Akasya durağı. İyi günler. Ben daha önce durağınızdan Sinan Bey'in taksisine binmiştim. Şoföründen çok memnun kaldım. Rica etsem onu gönderir misiniz? Tabii efendim. Derhal gönderirim. Adresi alayım. Tamam efendim. İyi günler. Sıra bende. Osman'cığım bir dakika. Yo arkadaş. Bu telefon eden müşteri daha önce senin taksine binmiş. Şoförlüğünden çok memnun kalmış. İlla onu istiyorum diyor. Adres neymiş baba? Fırla bakalım hadi. Yılmaz Sokak 42 numara. Yılmaz Sokak 42. Osman aga. Hiç düşündün mü acaba? Bu durağa telefon eden müşteriler neden özellikle beni istiyor? Yani seni değil de beni istiyor. Acaba benim şoförlüğümü mü beğeniyorlar? Benim insaniyetimi mi beğeniyorlar? Bunları hiç düşündün mü Osman Aga? Demek ki ben iyi bir şoförüm ki insanları, müşterileri mutlu ediyorum. Değil mi Osman Aga? Yani Osman Aga, müşteriler eşeğe değil arabasına binmek istiyor. Allah'ım billahi. Şimdi bu kendine katır demez de bana araba at diye. Bak. Tamam, otur. Alican, kedi nerede? Kirliydi kadın, ben kediyi İpek abla. Alicancığım, kediler suyu sevmez ki, ne yıkaması? Yok, gayet sevdi. Hiç sesi çıkmadı. Nasıl yani? Sen şimdi kediyi mi yıkadın? Ha evet. Hatta ıslak kalmasın diye kurutmaya bile koydum. Ne kurutması? Çamaşır makinesinin kurutması. Ne? Oh ne güzel kupkuru olmuş. Ya sen nasıl bir çocuksun ya? Kedi hiç kurutmamak mesela konulur mu? Ne var yani? Hayvan kirliydi. Kim bilir kaç gündür yıkamamışsın. Ben yıkadım işte. İyilikte yanmıyor insanları. Sen nasıl bir insansın? Sen nasıl bir tuhaf bir çocuksun? Delirtti seni sana. Efendim Alican. Alo Emre abi. Alican operasyonu başladı. Benim bir arkadaş tamam. Düşman bozguna uğradı. Aslansın Alican. Ne yaptın peki? Sana ne yaptığımdan. Ama şu kadarını söyleyeyim. İpek abla resmen şok oldu. Sırada ikinci arkadaş var. Hadi hallet şu işi. Göreyim seni. Yüzler vereceksin ama söz vermiştin. Unutma. Merak etme, halledeceğim. Buyurun abicim. Oo, tıpkısının aynısı ya. Tıpkısının aynısı mı? O ne demek abi? Neyse. İçeride bir bavul var. Oldukça dar. Bir el atarsanız alsak. Tabii abi atarız. El de atarız, göbek de atarız abi. Yeter ki sen iste. Nerede bavul abi? Şurada. Tamam abicim. Bavul burada. Aa bu Yaman. Ulan Sinan, bu yaşına geldin. Hala değişmedin. Hala adam vurmadın. Hala el alemin uşaklığını yapıyorsun. Bavulları da abi. Bu arada ikiz kardeşini hatırladığın için teşekkür ederim. Çok vefalıymışsın, sağ ol. Ulan senin gibi kardeş olmaz olsun be. Sen benim hayatımı mahvettin. Hayatımı kararttın. Geberteceğim lan seni. Dur be adam, ne yapıyorsun? Ulan hani söz vermiştin? Hani İstanbul'a geri gelmeyecektin? Niye geldin sen yine? Ulan keyfimizden gelmedik herhalde.
İzmit'te işler karıştı. Mafya ile başım belaya girdi. O yüzden geldim. Ulan o mafya var ya. Ben o mafyanın içine tüküreyim be. Seni öldürememiş, seni gebertememiş. O nasıl mafyaymış öyle ya? Görüyor musun Kamil? Bak ne kadar iyi bir aileyiz. Ne kadar birbirimizi çok seviyoruz. Sağ ol lan. Senin gibi kardeş olmaz olsun. Ulan sen benim hayatımı kararttın. Sen benim kimliğimi aldın. Gittin imzamı taklit ettin. Bankadan kredi çektin. Evimi, arabamı, her şeyimi haciz geldin lan senin yüzünden. Lanet olsun sana. Ulan bırak şimdi eski defterleri kurcalamayı. Üzerinden 20 yıl geçti oğlum. Ama sen hala değişmemişsin. Hala o saftirik, zottirik Sinan'sın. Ulan bir çanta dolusu para buluyorsun. Kuruşuna bile dokunmadan götürüp sahibine mi teslim ediyorsun? Mal mısın lan sen? Sensin mal. Ben senin gibi çakal mıyım? Senin gibi adi miyim? Ben namuslu bir adamım. Ben çoluğumun, çocuğumun, ailemin kursağından haram lokma geçirtmem. Tamam. Çoluğun çocuğunun boğazından geçmesin. Getir o parayı benim boğazımdan geçsin. Avucunu yalarsın. O para bir kere bende değil. O para Durak'ta, Nuri Baba'da. Tamam. O zaman parayı Nuri Baba'dan alırız. Alamazsın. Nasıl alacakmışsın? Görürsün. Ben bayılıyorum galiba. Bayıldı abi. Kamil, şunun gömleğini, pantolonunu çıkar bana ver bakayım. Aklında ne var abi? Anlamadın mı? Anda var. Tabii ki Sinan'ın yerine geçip durağa gideceğim. Çantayı alacağım orada. Abi dikkatli ol da senin Sinan olmadığını anlamasınlar. Merak etme, anlamazlar. Nasıl, solak mıydı lan bu? Sol eli mi çeviriyor? Tırın. Tırın. Tırın 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 tırın. Taksi lazım mıydı abi? Dallama. Süpersin abi. Yalnız şu yüzündeki yarayı bantlayalım da mevzuyu çakmasınlar. Aa, doğru lan. İyi uyardın ha. Façada jilet yarası ha. Alican bak şimdi ben bir duşa giriyorum. Sen burada uslu uslu otur tamam mı? Bak kediyi falan kim deme sakın. Bu sefer döverim. Az önce yanlışlıkla oldu. Özür dilerim İpek abla. Ha şöyle uslu çocuk ol. Aferin. Bakalım sıcak suyu seviyor musun İpek Hanım? Soğuk su verelim de kendine gel. Su deposu dışarıda. Hadi senin ne işin var bakayım su deposuyla? Su bitmiş galiba içeride. Onu kontrol edecektim. Bu binada su hiç bitmez. Depomuz her zaman doludur. Ah, hem sen kimsin bakalım? İpek ablanın misafiriyim. Öyle mi? Çok memnun oldum. Benim adım Masar. İpek ablanın kayınpederiyim. Çok memnun oldum Masar amca. Benim adım da Alican. Benim şimdi işim var. Yukarı çıkmam lazım. Sonra görüşürüz Alican. Görüşürüz Masar amca. Televizyoncular haber vermeseydin bunların hiçbiri olmayacaktı.
lazım ya. Bunlar harbiden durağı sallıyor ya. Kızanlar haklı kardeşler. Durağı başımıza yıkacaklar bunlar ya. Kurtar bizi baba. Geç be! Bağırmayın, sakin olun. Bakın şimdi. Herkes bu paranın kendisine ait olduğunu iddia ediyor. Ya Nuri Bey, o çantanın içindeki para benim. Yahu bir dakika Şahzimento Hanım, bir dakika. Bunu anlamanın bir tek yolu var. Şimdi biz içeri gireceğiz, sizleri teker teker çağıracağız, sorular soracağız ve paranın kimin olduğunu anlayacağız. Bu kadar basit. Sen gel bakayım buraya. Aa, o yalan söylüyor. Para onun değil, para benim. Benim, Nuri Bey, bu yalan söylüyor benim. Ya. Tamam Şahzimento Hanım, tamam. Ama biz doğrusunu bulacağız, merak etmeyin. Sabredin, gel oğlum. Nuri baba, acaba ilk önce ben mi gelseydim ya? Arkadaşlar teker teker alacağız, teker teker. Tamam işte, ben de teker teker geleceğim. Tekerim ben geleceğim ya Nuri baba. Demek beni dışarı atarsın ha İpek. Şimdi gösterdim sana. Motor yerini bulan da aklın başına gelsin. Saatler olsun İpek. Anlamıyorum ya. Demek suyun içine motor yağını koyan sendin. Ya sen canavar mısın nesin? Benim adım Ayıcan. Ama arkadaşlarım arılarında Ayıcanavar derler. Hadi salak salak espri yapıyor ya. İn çabuk aşağı, çabuk. İn dedim sana, çabuk in aşağı. Yakalayamaz ki, yakalayamaz ki. Sen acak, buraya kadar. Allah'ım ya, çocuk değil. Şimdi evladım, arabada bulduğumuz bu çantaya iyi bak. Bana bakma be çocuğum, çantaya bak. Bu çanta senin çantan mı kardeşim? Evet babacığım, benim. İçinde paralarım vardı. Eminsin değil mi oğlum? Bu çanta senin yani. Tabii tabii, eminim. Nerede görsem tanırım. Benim çantam. Atın şu elgeliği dışarı. Atın şu sağ tekeri. Abi bir şans daha verseniz. Atın dışarı. O kadar da atın ki bir daha geri dönüp gelmesin. Hadi at. Kapı. Şahzimento Hanımcığım, şimdi Sinan'ın arabasında unuttuğunuz içi para dolu çanta bu çanta mıdır? Nuri Bey, hiç düşünmeden söyleyebilirim, bu çanta... desem... Gitti. Demem çünkü bu çanta benim çanta değil. Nasıl yani? Bu mıdır, diyemedim. Benim çantam bu değil. Siz beni sınamak için bu çantayı koydunuz oraya. Kardeşlik yutmadı, yemedi. Tamam mı? Tebrik ederim Şahzimento Hanımcığım. İlk soruyu başarıyla cevapladınız. Kazandınız 50 lira. Şimdi ikinci aşamaya geçelim. O takside unuttuğunuz çantanın içinde kaç para vardı? Vallahi yalan olmasın. Çok para vardı. Çok. Ne kadar çok? Yani yalan söylemeyeyim. Şöyle. Şöyle. Şahzimento Hanım, bu ne böyle ya? Rakam verin bana, rakam. Yani 3, 5, 15, 25 kaç para var? Şey... 333. Efendim? 333. Evet. Alın canım. Üç kağıtçı Sinan'ın kaynanası da 4 kağıtçı olur. Atın dışarı. Nuri Bey bakın, 222 olabilir. Ama olsun. Allah ben 111'e ne yapıyorum ya? 111 mi çok bastı ya? 111 ya. Şimdi demek Sinan'ın arabasında unutulan çanta senin çantanda, öyle mi Güven? Ya Nuri baba, aynen çanta benim. İnanmazsın, şahitlerim güler bak ya. Evet, biz şahidiyiz. Ha, budacının şahitleri çıracılar. Nein, Seyit Brother'ım, gerçekten çanta benim ya. Almanya'dan sigortadan geldi o paralar bana ya. Tamam, tamam, uzatma. Doğru mu söylersin, yanlış mı söylersin? Biz şimdi şıp diye anlayacağız, değil mi kardeşim? Şimdi Güven Beyciğim, söyle bakalım.
Takside unuttuğun içi para dolu çanta. Bunlardan hangisi canım? Ne oldu? Sesin soluğun kesildi. Ha? Cevap versene Güven. Bu hangisi deriz, hangisi? Bu üç çanta da benim çantama çok benziyor gerçekten. Galiba ben bu üç çantayı da takside unuttum, evet. Takside unutulan çanta bir taneydi. Numara yapma. O zaman bu sağdaki çanta benim. Kesin sağdaki çanta benim. Değil mi? Sağdaki çanta benim, evet. Yanlış cevap. Nuri baba, sen beni bilirsin ya. Ben sağımı solumu karıştıran bir kişilik oldum çıktım bugünlerde. Bence soldaki çanta benim. Kesin soldaki çanta. Aynısı benim çantam, evet. Boşuna palavra atma. Bu çantaların hiçbirinde para yok. Getirin. Nay. Ama bir dakika Nuri babam ya. Bir saniye, beni kandırdınız. Hileli soru sordunuz ama bir saniye, ben bir diğer hakkımı kullanmak istiyorum. Bir dakika. İtiraz etmek istiyorum ben bir dakika. Eğlence şimdi başlıyor. Şimdi şu torpilleri, çatapatları, bir güzel tencereyi dolduralım. Aklın şaşıracak İpek abla. İpek abla, ben çok acıktım. Bana yemek yapsana. Uslu bir çocuk olana kadar sana yemek memek yok. Ya vallahi uslu bir çocuk olacağım İpek abla ya. Söz baksana söz. Yeter ki yemek yiyebileyim. Çok acıktım. Kıyamam sana ya. Tamam, madem acıktın yemek ısıtayım ben sana. Teşekkür ederim İpek abla. Bir tanesin sen, ablaların ablası. Bak, bu sözüne güveniyorum. Ama bir yaramazlık daha yaparsan bu sefer külahları fena değişiriz, ona göre, tamam mı? Tamam İpek abla. Efendim aşkım, nasıl Ali Can'la iyi anlaşabiliyor musunuz? Emre, yok, ben artık dayanamıyorum. Niye, ne oldu, bir şey mi oldu? Ya bir de soruyor musun ya? Evet, bir şey oldu, ben ölüm tehlikesi geçirdim. Ya bu çocuk tam bir baş belası. Sabahtan beri yapmadı, yaramazlık kalmadı. Ama canım, sen demiyor muydun çocuk yapalım diye? Daha bir çocuğa bakamıyorsun, çocuk nasıl yapacağız? Emre, ben öyle demedim, sen beni yanlış anladın. Bırak lafı çevirmeyi, basbayağı öyle dedim. Ya... Sen de akıllanmamışsın. Bin müşterim var, kapatmam lazım. Ya Emre, kapatma. Gel al şu çocuğu Emre. Ya ben ne yapacağımı bilmiyorum. Hop Sinan abi. Ne yapıyorsun abi ya? Ezecektin beni. Bu nasıl araba kullanmak öyle abi ya? Ne biçim konuşuyorsun lan Tosba? Nasıl araba kullanacağımı sana mı soracağım? Bundan sonra bir kafa çakarım, karşı duvara amele sürme gibi yapıştırırım ha. Ben... Nasıl yapıyordu lan bu? Tren... Ne olmuş bu adama ya? Psikopat olmuş bu. Allah Allah. Hemen yardımı çıkar lan. Tren. İyi günler. Sinan, ne olmuş sana böyle be, seni çizmişler? Sinan'ın Nuri Baba dediği adam bu olsa gerek. Hiç sorma Nuri Baba. Müşterinin biriyle kapıştım. Adam biraz sert çıktı. Sıkı bir yumruk patlattı. Benim de yanağım yarıldı, bant yapıştırdım. Belli herif iyi vurmuş ha. Beynin sulanmış, bana Nuri Baba diyorsun. Vallahi çok doğru söyledin Osman babacığım. Oha, baltayı taşa vurmuşuz ha. Ya oğlum Sinan, senin sesine ne oldu lan böyle? Hakikaten Nuri Baba ya. Ağam, senin sesine ne oldu? Şimdi Nuri Baba, tabii kavga ederken bağırdık, çağırdık, haykırdık. Dolayısıyla benim ses topuğa kaçtı. Ya Sinan evladım, ben size 40 kere demedim mi? Müşteriyle takışmayın. Müşteri ne söylerse söylesin, haklıdır demedim mi oğlum ya?
Neyse baba, uzatmayalım. Sen bana şu para çantasını ver de ben topuklayayım. Neyi vereyim, neyi vereyim? Para çantası. Öyle mi? Ne yapacaksın para çantasını? Ne demek ne yapacaksın Nuri baba? Götürüp sahibine teslim edeceğiz herhalde. Ha, sahibine vereceksin. İyi o zaman. Oğlum, ben inanır mıyım lan senin palavralarına? Alnımda enayi mi yazıyor benim? Vermiyorum para çantasını, hadi. Hadi. Allah helal olsun Nuri kardeşim. Çok güzel kusuryadın lafı böyle hard diye oturtturdun ya. Ben de senin kafana şunu koturtturdum. Koturtturdum mu görürsün? Aa, olur be. Bırakın beni be. Şunu bana bir dersini vereyim. Gel buraya ya. Gel Allah aşkına otur şöyle. Deli misin nesin evladım sen ya? Allah Allah, manyak mıdır nedir ya? Sen manyak mısın lan? İnsan arkadaşını ayağa kaldırır mı ya? Sen delirdin galiba, kafayı oynattın. Hadi sen bir git evine. Şöyle bir banyo yap, kafanı yıka. Toparla kendini, ondan sonra gelirsin hadi. Sakin ol senin abicim. Konuşma lan. Duyar. Hadi abi git sen git. Eyvallah, yeşil ördek. Manyak mıdır nedir ya? Hayır, bu Sinan ağama vallahi bir işler olmuş, ben anlamadım. Evet, bir şeyler olmuş bu çocuğa. Dur bakalım, sabah ola hayrola. Akşam akşam size de çok zahmet oldu Gülsüm anneciğim. Ama Alican'ı da başkasına bırakamazsak ki, sonuçta bize emanet. Ay çok teşekkür ederiz. Ne demek kızım? Biz de çocuk büyütüverdik gari. Siz gidin sinemanıza, eğlencenize bakıverin. İpek yavrucuğum, gözün arkada kalmasın. Biz Alican'la ilgileniriz. Öyle değil mi Alican? Tabii tabii. Bu akşam çok eğleneceğiz. İpek abla gitmese hep beraber eğlenirdik. İpekciğim bak, dışarı çıkıyoruz diye üzüldü Alican. Gitmesek mi acaba? Burada kalır, hep beraber takılırız. Yok yok, olmaz. Ya sonuçta dünyanın sonu falan değil ki. Alican da biraz Gülsüm annelerle takılır. Hadi biz gidelim. Gider geliriz. Hadi iyi akşamlar. Eğlenceler. Güle güle, iyi akşamlar. Söyle bakalım şimdi Alican, ne oynuyoruz? Kovboyculuk oynayacağız. Siz ikiniz kovboy olacaksınız. Ben Kızılderili olacağım. Oluruz tabii, kurban oldum. Olmaz mıyız? Ne akıllı çocuk değil mi Masal Bey? Gerçekten harika bir çocuk. Eniştem, canım eniştem. O çanta var ya, hepimizin hayatını kurtarır ha. Ya Sinancığım, sen bakma benim şu kardeşime. Üçkağıtçı o zaten. Sen ne yapıyorsan doğru yapıyorsun. Ben arkandayım senin. Ya abla, adama gaz verip durma ya. Eniştem, canım eniştem. Hepimizin geleceği senin elinde. Vallahi billahi o parayla iş kuralım eniştem ya. Yavaş lan, acıtma boynumu. Çok özür dilerim eniştem, affedersin. Ya Sinancığım, sende bir tuhaflık var. Yani sesin falan bir başkası gibi. Sanki sen değilmişsin gibi. Ulan kadın, söyledik ya. Müşteriyle kavga ettik. Bağırıştık, çağrıştık, haykırıştık. Sesim topuğuma kaçtı. Yine de bir gariplik var. Babam gibi de değil anladın mı? Ya adam Sinan amcayı nasıl dövdüyse tüm fabrika ayarlarını bozmuş ya. Ses gitmiş, surat gitmiş. Sen kimsin lan velet? Ulan şimdi bir tane koyarım seninle. Ay damatım, en sevdiğin yemeği yaptım. Ne yaptın? Pastırmalı kuru fasulye mi yaptın? O nereden çıktı ayol? Ispanak yaptım. Ispanak mı? Dur lan. Ulan moruk karı. Ben iyileştirdim ulan. Ne yapıyorsun ya? Sinan ne yapıyorsun sen? Eniştem ne yapıyorsun ya? Vallahi dalacağım şimdi ya. Dur lan. Ben bu akşam dışarıda yiyeceğim. Gece de eve gelmeyeceğim. Sakın beni beklemeyin. Ay Sinan gitti. Yerine bambaşka bir adam geldi. Kara büyü yaptılar kesin kızım. Hemen bir kurşun döktürelim. Döktürelim.
Ya ne kurşun döktürmesi annem ya? Onu akıl hastanesine götürüp göstermek lazım. Vallahi billahi. Onun kafa gidik gidik, ben size söyleyeyim ya. Ya kafası gidik olmasa para dolu çantayı sahibine iade etmeye kalkar mıydı ya? Gitti ıspanakta, ne güzel koktu burnuma burnuma. Bak Kamil, sen iyi bir arkadaşa benziyorsun. Ne olur benim ikizim olacak o yamana uyma. O haindir, zalimdir, bu da acımasızdır. O çok adi bir adamdır. Gözünü seveyim, bak akşam oldu. Karnım acıktı sabahtan beri. Şuradan bana bir pide söyle, bir döner söyle, bir dürüm söyle. Yanına da bir ayran söyle. Öleceğim açlıktan ya. Aa bak, köşede çok güzel deniz mahsulleri yapan bir restoran var. Oradan sana istakoz söyleyeyim. Sahi mi? Tabii canım, bir de beyaz şarap çekeriz, şöyle mis. Beyaz şarap, soğuk olsun o zaman. Olur olur. Bir de kemancı çağırırız. Gıydırı gıydırı romantik bir yemek müziği yapar bize. Kemancı. Ya bırak, sen benimle dalga geçiyorsun ya. Oh be, nihayet anladın. Nerede görmüş rehininin beslendiği? Seni mi besleyeceğiz bir de? Kamil, var ya, sen de benim o ikizim olacak yaman kadar adisin. Vicdansızsın, zalımsın, acımasızsın. İşte tencere yuvarlanmış, kapağını bulmuş diye buna derler. Çok yakışmışsınız birbirinize. Aferin yani. Oğlum kössene bizi. Aa! Ay Basra Bey, ben bir fena oluverdim. Tansiyonum çıkıverdi galiba. Soluk benizle. Çatal dilliği çok konuşuyor. Apaçi lideri kızgın. Tilki soluk benizlerin dillerini kesecek. Oğlum atma be, gözümüze gelecek. Zaten şişmiş görüyorum. Aç. Ay. Oğlum sen ne tür bir ucubesin? Arsız! Oğlum, kesiver bizi gari. Soluk benizler boşuna üzülüyor. Çünkü birazdan denizi yüzüp sizi bütün sıkıntılardan kurtaracağım. Ah, şu iplerden bir kurtulayım. Ense köküne tokadı yiyince göreceksin soluk benizleri, turuncu benizleri. Alçak! Bıçaklar neredeydi? Mutfakta değil mi? İpek kızım, bize bunları yapan kim bilir sana neler yapmıştır. Ay, çocuk efendim. Değil bu, çocuk değil, cehennem zebanisi. Kim doğurdu bu timsah yavrusunu? Aman yarabbim. Emre oğlum, İpek kızım, bu Alican'ı bu evden göndermeden bizi bir daha aramayın. Anne nereye? Biz kışı köyde geçireceğiz. Ah, bizi beklemeyin çocuklar. Anne! Hayda, of! Soluk benizler nerede? Daha oyunumuz bitmemişti ama. Başlayacağım senin oyununa falan. Ver şu bıçağı. Valla ben daha fazla dayanamayacağım. Bak al götür şu çocuğu ya. Bak elimden bir kaza çıkacak sonra. Canım ne oldu? Hani çocuk evin neşesiydi? Hani prova yapıyorduk? İstemiyorum. Ben çocuk falan görmek istemiyorum. Al götür onu. Hala çocuk istiyor musun? Hadi yürü Apache. İpek ablayı çok sevmiştim ama. Ula hamşi kafalı, iç bakalım böyle çay gördün mü? Ver bakayım, bir test edeyim sen Ali Kemal. Benimki gibi olmasa da idare eder. Kıskanç. Selam. Plak takıldı. Selam Müjde Hanım. Plak çözüldü. Hoş geldiniz Müjde Hanımcığım. Buyurun oturun. Hoş bulduk. Taksi yok muydu? Ha, Müjde Hanım, maalesef şoförlerimizin hiçbiri daha durağa teşrif etmediler. Ama onlar teşrif edene kadar buyurun siz oturun. Ben size bir çay ikram edeyim. Ay teşekkür ederim, almayayım. Buyurun oturun madem. Hayrola Müjde Hanım, uzun zamandan beri yoktunuz. Ya sormayın, teyzem hasta diye acil olarak memlekete gittim. Uy Müjde Hanımcığım, hayırdır inşallah, Allah korusun, teyzenize bir şey mi oldu? Öldü mü? Yok, ağzından yer alsın Ali Kemal. Apandist ameliyatı oldu sadece, şimdi çok iyi ama
Ben iyi değilim. Sebep? Çünkü işimi kaybettim. Hayırdır Müjde Hanım? Memlekette birkaç gün fazla kaldım diye patron yerime başkasını işe almış. Vay kansız vay! Ya değişti görün sen ya? Ver ver, adresi ver. Ver ağzını burnunu kırayım onu ya. Ya bir otur yerine Vakkas ya. Celallenme hemen. Peki şimdi ne edeceksiniz? Vallahi iş arıyorum. Dün bir kuaförle görüşmem vardı. Asgari ücretin bile altında maaş teklif ettiler. Kabul etmedim ben de. Vay cimriler vay. Uy Müjde Hanımcığım. Gülbin yenge de kuaföre yardımcı eleman arıyordu. Ay ciddi misin Ali Kemal? Tabii ciddi. Seninle maytap geçecek hali yok ya. Hele seninle bir maytap geçsin. Bunun da ağzını burnunu kırarım vallahi. Heyecanlı da. Gülbin yenge de sizin eve çok yakın. Yani yol masrafı falan da olmaz. Ay peki beni Gülbin Hanım'a götürür müsün Ali Kemal? Hem bak belki sen aracı olursan beni işe alır. Tabii neden olmasın? Buyurun gidelim. Güle güle Müjde Hanım. İnşallah Gülbin yengem sizi işe alır. İnşallah. Hayırlı görüşmeler. Güle güle Antep fıstığım. Güle güle. Yine beklerim. Bassana kardeşim gaza. Kaldığın jipin arkasında kaplumbağa gibi gidiyorsun. Sollasana şunu. Kardeşim nasıl sollayayım bu kadar dar yolda? Koskoca araba. Bir de trafik kanunları var. Yani sen de tabakhaneye mal mı yetiştireceksin ha? Benim acelem var kardeşim. Toplantıya yetişmem lazım. Hem sen ne biçim taksicisin? Daha araba kullanmayı bilmiyorsun. İyi tamam. Seni. Manyak herif ne yaptın? Çocuğa çarptın. Çarptım değil mi? Ben çarptım, ona çarptım. Kendim mi çarptım? Sen bana sür sür demedin be. Şimdi de zeytinyağı gibi üste çıkarsın be. Bacağım ah. İyi misin kız hanım? Bacağım gitti. Ne yaptın sen ya? Ezdin kardeşimi katil herif. Hayatının bağrında soldurdun gül gibi çocuğu. Geberteceğim lan seni. Benim kabahatim yok. Birdenbire önüme atladı yani. Tamam ama benim hiç şeyim yok yani. Kaldırıp götürelim hastaneye. Hadi arabaya bindirelim ha. Bırak istemez. Senden gelecek iyilik Allah'tan gelsin. Ben götürürüm hastaneye. Sen şimdi bu şoförlükle yolda kaza yapar öldürürsün kardeşimi. Ambulans aradım, o şimdi gelip alacak. Ben ambulansı bile takip ederim. Telefon ettin değil mi? Gelir değil mi? Ha? Ya sen git işine be kardeşim. Uğursuz gibi dolaşma peşimizde. Tabii onlar gitsin. Sen beni götür, toplantım kaçacak. Şimdi bak, ne lazımsa ben şey yapacağım, tamam mı? Paradan hiç çekinmeyin, tamam mı kardeşim? Sen kartını ver bakalım bana. Kartın? Hadi kardeşim gidelim hadi. Ay şimdi senin toplantını saydıracağım ha. Hadi. Ufak bir şey de beni arayacaksın tamam mı? Hadi bin. İyi misin? Çok hafif dokundu be abi. Ceza sahasındaki futbolcular gibi. Yalandan attım kendimi yere. Hop! Penaltı. Aferin oğlum. Kaptın sen bu işi iyice. Gerçi jip dursaydı daha iyi olurdu ama taksici Allah'ın safı çıktı. İyice sıkar suyunu çıkartırız biz bunu. Vallahi gözlerim de görsem inanmam. Demek ki Sinan sizi dövmeye kalkıştı öyle mi? Olacak işte Gül. Sinan ağam yapmaz öyle şey. Ay bu adama kesin büyü yapmışlar. Bence de büyü yapmışlar. Benim damadım üç kağıtçıdır, dolandırıcıdır ama saygılıdır. Böyle kafasına vur öf demez. Ya adamın bütün huyu suyu değişti. Sanki Sinan gitti yerine bambaşka bir adam geldi. Ay hayırlara vesile olsun inşallah. Amin. Buyurun. Merhaba hanımlar. Gülbin yengeciğim halen eleman arıyor musun? Arıyorum da hayırdır inşallah Ali Kemal? Sağ ol, süper bir yardımcı buldum. Müjde Hanım, Gülbin yengeciğim. Memnun oldum.
bende. Müjde Hanım ülkemizin ve Balkanların en iyi kuaförlerinden biridir. Abartma istersen Ali Kemal. Demek iş arıyorsunuz. Daha önce nerede çalıştınız acaba? 2 yıl kadar kuaför Refik Bey'de çalıştım. Refik? Şu meşhur Refik mi? Evet efendim. 1,5 yılda kuaför Sezen'de çalıştım. Wow, çok iyiymiş ya. Ya Gülbin Gecim, ben sağ boş adam getirir miyim? Tabii çok iyi olacak. Siz şartları artık aranızda konuşursunuz. Ben durağa gidiyorum. Hadi hayırlı olsun. Hadi sağ ol. Buyur bacım, buyur. Geç otur. Tüm durağı aradım, taradım. Çantayı bulamadım. Nereye sakladı bu adam ya? Arif abi vallahi çok sağ ol. İpek sayende çocuk yapmaktan vazgeçti. Ayıp ediyorum be doktorum. Başın ne zaman sıkışırsa ben buradayım. Alican'ı sokarız devreye. Allah Allah. Günaydın arkadaşlar. Günaydın Nuri babacığım. Günaydın abi. Günaydın baba. Allah. Aa ağam. Senin ağamın bulduğu çantanın sahibi hala bulunamadı mı ya? Vallahi çıkmadı ya. Çocuklar oturdum tek tek saydım paraları. Az buz para da değil ha. 1.123.000 lira ya. 1.123.000 lira mı? Ulan bu benim bütün sürelime yeter. Ne yapsam da atamam bu parayı ya. Baba ya paranın sahibi gelmezse, ya başına bir şey geldiyse? Oğlum ağzından yel alsın. Ne gelecek ya? Gelmişse bile bir tanıdığı bir akrabası çıkar gelir. Vallahi çocuklar kim gelirse gelsin. Ben çantaları koyacağım. Adam çantasını tanırsa içinde kaç para var diye soracağım. Onu da bildiğimi vereceğim bitsin ya. Tren. 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 Tren, tren, tren. Çantayı nasıl alacağımı çözdüm. Ya Kamil kardeş ya, sen beni bütün gece böyle donla fanlayla yatırdın. Benim her tarafım tutuldu ya. Ne olur bırak gideyim. Bak benim o kardeşim olacak Yaman var ya, hakikaten Yaman bir adamdır. O çok uğursuz bir insandır, çok kötü bir insandır. Sen de onun yanında durarak kötülüğe şey yapma yani. Kurtul onun yanından. Gerçekten bırak da ben gideyim. Kurban olayım kardeşim. Of be kardeşim, sen ne geveze bir adam çıktın ya. Dün geceden beri susmadın. Bir sus Allah aşkına ya. Telefon çalıyor. Efendim Yaman abi. Kamil, şu sesi hoparlörü versene. Bu gerizekalı kardeşimin sesini duyayım. Veriyorum, veriyorum Yaman abi. Sesini duymak istiyor. Ne haber lan keriz? Yaman, geberteceğim seni. Sakın karşıma çıkayım deme. Öldüreceğim. Ulan tespihimi de almışsın. Bak o tespihimin başına bir şey gelirse ben de senin başına bir şeyler getiririm ona göre. Kamil. Efendim abi. Ben buradan uzanamıyorum. Şunun ensesine bir tane patlatsana. Allah, zevkli abi. Aa, ne vuruyor lan? Kimine kuş sesi, kimine para sesi, kimine kadın sesi, kimine su sesi güzel gelir. Bana da senin bu acı çeken sesin iyi geliyor. Rahatlıyorum lan Sinan. Ulan Yaman sen ne adi bir adamsın. Senin gibi ikizim olmaz olsun. Geberteceğim seni, öldüreceğim. Sus ulan. Kamil, parayı almanın yolunu buldum. Sen durağa geleceksin, para benim diyeceksin, tamam mı? He, Nuri Baba da buna inanacak öyle mi? Bu Kamil gidecek para benim deyince Nuri Baba da al oğlum sana çantayı vereyim diyecek. Keriz misiniz lan siz? Ulan gerizekalı gerizekalı konuşma be. Kamil, şimdi durağa geldiğin zaman Nuri Baba sana birkaç tane çanta gösterecek. Bizim istediğimiz çanta siyah James Bond bir çanta. Kilitleri altın renginde ve şifresi yok, tamam mı? Anlaşıldı abi. Tamam, tamam. Çanta işini çözdünüz. Peki içindeki parayı Nuri Baba sorduğunda miktarını nasıl bileceksiniz, ne diyeceksiniz yani? Ulan Sinan, sen gerçekten gerizekalıymışsın. Nasıl benim ikizim olduğunu anlamıyorum. Kamil, çantanın içinde tam 1.123.000 lira var, haberin olsun. Abu, her şeyi de öğrenmişler. Lan Yaman, o parayı sana yedirtmem. O çantayı sana yedirtmem. Geberteceğim seni. Hadi lan oradan. Kamil, gel bu çantayı al kocuğum. Tamam abi, hemen geliyorum. Bana bak, ben şimdi gidip geliyorum. Bir yaramazlık yapayım deme. Ne yaramazlık yapacağım bu halde? Elim kolum böyle bağlıken ne yaramazlık yapacağım?
Ulan bu biraz önce meyve yemişti. Belki bıçağı orada bırakmıştır. Hadi bak. Aldım vallahi bıçağı. Bıçağı aldım bıçağı. Nasıl da bağlamışlar beni ya? Nasıl da bağlamışlar? Şunlardan da kurtulayım. Kardeşlik, bak buraya bile yazarım. Bu meslek benim sebebim olacak. Öldürecek bu meslek beni ha. Osman'cığım hayırdır, ne oldu yine? Ben bunca yıldır İstanbul'da şoförlük yaparım. Arabamda bir çizik yok, bir kazağım yok. Bugün bir kızana çarptım. Yapma babacığım ya. Allah Allah. Peki çocuğun durumu nasıl? Hastaneye götüreyim. Ne lazımsa yapayım dedim. Yanında bir yakını vardı. Yok biz götürürüz dediler. Ben de ne yapayım? Kartımı verdim, döndüm geldim. Allah Allah. Ya Osman keşke hastaneye götürseydin be oğlum. Çok ısrar ettim kardeşlik. İstemediler ki yani. Bu kazada nasıl oldu ben anlamadım yani. Çocuk bile sanki zembille pat gökten önüme düştü. Allah Allah. Hah, telefon. Alo buyurun efendim Akasya Durağı. Osman Şentürk. Buradayım. Tamam hemen veriyorum efendim. Seni istiyorlar. Ben Osman Şentürk. Yavrucak nasıl? İyidir inşallah ha? Ya sen ne yaptın be kardeşim? Ocağımızı söndürdün. Hastaneye götürdük, iç kanama geçirdi kardeşim. Zor durdurdular kanamayı. Kardeşimin bacakları da tutmuyor. Kötülüm olmuş. Yürüyemeyecekmiş bir daha. Mahvolduk, bittik biz. Aa, ne dersin sen kardeşlik? Adresi ver, hemen geleceğim. Sen bir sok nokta no 16. Tamam, ben hemen geleceğim, tamam mı? Hah, tamam. Osman, ne oldu oğlum ya? Sorma kardeşlik, çocuk bile iç kanaması geçirmiş, bacakları bile tutmaz imiş yani. Ben hemen gideyim, hemen geleyim ha. Hadi git gel bakalım. Dur babacığım, ben de seninle geleyim. Ne olur ne olmaz ya. Adresi al, elim tutmaz benim. Hadi canım. Haberdar et bizi. Tamam, tamam. Asker Bey, gel. ...16 numara. Burası babacığım. Çok geçmiş olsun kızım. Gel Osman Efendi gel. Yaktın bizi. Be çocuğum ha? Bir de soruyor musun be abi? Mahvettin, bitirdin beni. Ne yapayım be çocuğum? Birdenbire bile önüme atladın benim ya. Hayallerim vardı benim. Futbolcu olacaktım. Mahallede bana Messi Kenan derlerdi. Ama bak Messi, Messi dediler, ne hale geldim. Görüyor musun? Yürüyemiyorum bile. Sayende bu yatağa mahkum oldum. Vah vah vah. Mahvetmişim babacığım çocuğu. Çok yazık, çok çok. Sen ne dersin susak? Hastaneye götürelim dedim. Tedavi ettirelim dedim. Kabul etmediler. Hastaneye gittik de ne oldu? Bir sürü tetkik muayene oldu. Kaç tane ilaç yazdılar. Sigortamız da yok. Dünyanın parası tuttu. Kardeşimin sakat kaldığı yetmezmiş gibi bir de borç batağına sürükledim bizi. Bak şuna bak. Daha ilk günden 5.000 lira fatura çıktı. Oha. Daha bu çocuğun fizik tedaviye gitmesi lazımmış. Bir sürü de masraf geride bekliyor bizi. Biz bunu nasıl öderiz? Kendimizi mi öldürelim? İntihar mı edeyim ben? Ne yapayım ben? Ağlamayın be çocuğum, ağlamayın. Beni de ağlatacaksınız ha. Bak hiç korkmayın. Osman Ağa'nın sizin arkanızdadır. Gerekirse malımı, mülkümü, evimi satarım. O da yetmezse eğer Safiye yengenizin bileziklerini bozdururum ben bile, tamam mı? Hiç merak etmeyiniz yani. Bari bileziklere dokunmasaydın babacığım. Safiye annem onu zor günler için saklıyordu. Bre sak! Bundan zor gün mü var be? O da yetmezse benim taksinin plakasını satıveririz, tamam mı? Öyle şey ederiz artık.
Sen şunları alır ya çocuğum. Sen de ne kadar varsa ver ver. Vereyim babacığım. Hemen gidelim bankadan parayı çekelim. Geri kalan borçları ödeyelim. Sen şey et. Takıldım ben. İyi günler. Ha, iyi günler. Sıra bende. Buyurun. Yok hayır. Ben taksi için gelmedim. Geçen gün bir aracınıza binmiştim. Orada çantamı unuttum. Mümkünse çantamı almaya geldim. Hani bu içinde para dolu olan çanta öyle mi? Evet. Benim çantamın içerisinde para vardı. Çocuklar çıkarın bakalım çantaları. Bu çantalardan hangisi sizin çantanız? Bunların üçü de benim çantam değil. Benim çantam siyah James Bond'tu evet. Altın sarısı kilitleri vardı, şifresi de yoktu. Bu çanta sizin çantanız mı canım? İşte bu benim çantam. Adam şıp diyebildi Nuri Baba. Çantanın gerçek sahibini bulduk. Bir dakika çocuklar, acele etmeyin ya. Yani acele işe şeytan karışır. Daha soracağımız sorular var. Peki çantanın içinde kaç para vardı kardeşim? 1.123.000 lira. Bildi. Vallahi bildi ya. Tara bara. Sinan bak, senin takside çantasını unutan beyefendi çıktı ortaya. Evet baba. Arabada çantayı unutan müşteri bu. Neredesin kardeşim kaç gündür? Sormayın. Memlekete gitmiştim. Apar topar döndüm ama yine de 2 günüm aldı. Buyurun kardeşim çantanız. Bundan sonra daha dikkatli olun ama. Her şey için çok teşekkür ederim. Ben artık izninizi isteyeyim. Daha fazla rahatsız etmeyeyim sizi. Ya kardeşim, adettendir. Böyle zamanlarda böyle yani gitmez kristilene kadar. Yok, gerek yok. Ben insanlık görevimi yaptım. Gel kardeşim, seni gideceğin yere kadar bırakayım. Hem iyi de olur, yolda bir hasbihal de etmiş oluruz. İyi günler. Kardeşim, şu çanta yüzünden neler çektik hadi biliyor musun? Hadi dikkat et bundan sonra. Yürü Kami, yürü kaçalım, yürü. Nuri Baba, yakalayın onları Nuri Baba. Yakalayın Nuri Baba. O ben değilim, o ben değilim. Sinan! Aa, iki tane Sinan var. O ben değilim, o benim ikiz kardeşim Yaman. Sahtekarın tekidir, yakalayın baba. Yandık Kamil, kaç. Çocuklar fırlayın, yakalayın şunları. Ne oluyor lan, yeşil ördek. Bırakın beni. Ses. Yakaladılar. Ulan sen, bırakın. Ulan. Bırakmayın onu. Ulan abi, çekirge bir sıçrar, iki sıçrar, üçün yüzüne yakalanır. Aha, ah. Demek en çok sevdiğin şey benim çığlığımdı, öyle mi? Senin çığlığından hiç fena değilmiş. Oh. Al bakayım sana. Bırakın lan beni. Sus. Şimdi anlaşıldı o tuhaf hareketlerin nedeni. Meğer bizim Sinan sandığımız aslında bu Yaman denilen üçkağıtçıymış ha? Evet baba, buydu. Beni kaçırdılar, eve hapsettiler. Ellerimden, ayaklarımdan, her tarafımdan bağladılar. Ben iplerimi kestim, kurtuldum baba. Helal olsun vallahi sen Sinan Cankuş. Çocuklar, bu haydutları götürün, polise teslim edin. Çantayı da bana verin. Ver. Ver çantayı. Bırak. Al. Yürü lan. Yürü. Gebertirim lan sizi. Mafyayım lan ben. Vermesem olmaz mı bak? Vereyim bana. Sinan oğlum, demek senin böyle bir kardeşin vardı da bize söylemedin. Niye? Bırak baba ya. Böyle kardeş olmaz olsun. Bir de ikiziz biz bununla ya. Bunun yüzünden benim hayatım karardı. Evimi sattım, arabamı sattım. Bu haller hep onun yüzünden düştü. Baba bu arada bir eve telefon edeyim de bana bir pantolonla tişört göndersinler. Tespikimi de aldı, bir de tespik göndersinler. Sotaraya döndüm, şu halime bak. Gelin bu. Hadi bakalım. Doğum gömle kaldık ya. Ah, Osman babam da geliyor. Burada tam 5.000 lira var. Bundan hemen hastane masraflarını ödersin. Yine bir şey olursa beni ara, tamam mı? Babacığım be, bir kısmını kendimize ayırsaydık ha? Belki bizim de acil bir ihtiyacımız olur. Sana ne susak? Babanın parası mı? Benim param, harcarım. Sen de adam ol, çalış, biriktir, biriktir, sakla. Peki baba.
Sen şimdi bu parayı verdin ya, her şey bitti sanma. Daha bu çocuğun fizik tedavisi var, akülü sandalyesi var, bakımı var, belki ameliyatı var. Var oğlu var yani. Bu sağlık hizmetleri çok masraflı ama sen hiç korkma. Arkanda kapı gibi Osman Agan var. Bir şey olursa benim. Artık benim iki tane ailem var. Bir tanesi Şen Türk ailesi, bir tanesi de siz. Öpeceğim. Yok, seni öpeceğim. Şimdi bak, bir şey olursa artık benim malım, mülküm hepsi size. Hadi yürü. Kızlar, gece burada bitmedi. Daha otele gidip eğleneceğiz. Bunlar bizim kazazedeler değil mi? Hani sakat kalmıştı bu çocuk. Aman sabahlar olmasın. Keriz parası yemek de pek tatlıymış be abi. Vay uyanıklar vay. Demek Osman Baba'yı kandırıp söğüşlediniz ha? Şimdi görürsünüz siz. Beni de gezdireceksin değil mi aşkım? Tabii ki gezdireceğim aşkım. Efendim iyi günler. Aa bu, bu amca. İşte bu amca Nuri Baba. Bu da bizim eğlenceli şoför. İki kere amca gel. Amca işte bu baba, çantanın sahibi bu amca. Amca sen neredesin ya? Senin yüzünden biz kaç gündür bu çantayla uğraşıyoruz. Onun şey olduk, bekçisi olduk ya. Kusura bakma evladım. Avrupa'ya çıkmıştım da. Telefonunuz olmadığı için arayamadım. Buyurun efendim, paralarınız. Ah, çok teşekkür ederim. Bundan sonra daha dikkatli olun lütfen. Buyurun sayın. Sayın, sayın. Aman efendim, saymaya ne hacet. Sizin bu iyiliğinizi karşılamaz ama çam sakızı çoban armağanı, bu parayı kabul ederseniz beni çok memnun edersiniz. Biz bir şey yapmadık efendim. Sadece görevimizi yaptık. Onun için o parayı lütfen çantanın içine koyun. Bir dakika, ben onu alayım cebime koyayım. Pardon Nuri Baba, ben en iyisi onu yine çantaya koyayım. Anamca koyayım. Efendim, sizin gibi iyi yürekli insanlarla karşılaşmak çok güzel. Teşekkür ederim. İyi günler. Sağ ol. Sen de sağ ol. Sağ ol. Bari bir yüzük alsaydın babaya. Osman, neyin var oğlum senin? Felaket oğlum durumun. Git sen eve yat, git. Yat eve, dinlen. Hadi canım. Nasıl gidip dinleneyim be kardeşim? Benim artık bakmak zorunda olduğum iki ailem var. O sakat bıraktığım çocuğun ailesine de bakmak zorundayım. Babacığım, kendine gel artık, yeter. Bre susak. Asıl sen kendine gel. O çocuğun hastane masrafı, efendime söyleyeyim, bakım masrafı, tedavi masrafı. Ben nasıl karşılayacağım bunları çalışmazsam, ha? Babacığım, akşam geldiğimde söyleyecektim ama sen uyuyordun. Seni fena kandırmışlar. Seni susuz yemişler babacığım, keklemişler seni. Nasıl keklemişler ya? Ben konuşmayayım, görüntüler konuşsun. Sinan abi, gel seyret. Ne oluyor? Bu benim çarpıp sakat bıraktığım susak değil mi? Yürüyor resmen. Evet evet, ben yürüyorum. Nuri Baba, o sonradanın çarptığı çocuk yürüyor, eğleniyor. Seni hakikaten keklemişler. Babacığım, çarptığın, sakatladığını sandığın, hastane ücretini üstlendiğin, paralarını verdiğin çocuk paraları karılarla yiyor. Ya bunları öldürmez miyim acaba be ya? Bir dakika, bir dakika. Öyle olmaz. Önce bir plan yapmamız lazım. Bekle. Tırın. Tırın. Tırın 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 tırın. Buldum o sonra.
bakarım. Geldim, geldim. Merhaba en kız hanım. Bizi hiç beklemezdin değil mi? Oo, sen mi geldin Osman Bey? Size sürpriz bir ziyaret yapalım dedik. Hoş geldin Osman Bey. Vallahi tam zamanında geldin Osman Bey. Ben de kardeşime ilaç almak için para arıyordum. Hiç merak etme. Kardeşini iyileştirmek için her bir fedakarlığı biz yapacağız. Değil mi Ali? Yakışır babama. Geç babacığım geç. Delikanlıya müjdeyi verelim biz. Müjde mi? Ne müjdesi? Müjde canım, müjde işte. Geç, geç bakalım. Geç, geç. Gözün aydın çocuğum. Senin derdine deva bulduk yani. Hayrola abi ne oldu? Senin derdine derman olacak doktorları bulduk. Nasıl buldun abi? Biz araştırdık, Kenan'ı tedavi edecek doktor yok dediler ülkede. Kenan'ın bir daha yürüyemeyecek dediler. Üzme kendini canım kardeşim. Evet, bu ülkede Kenan'ı iyileştirecek doktor yok. Biz de bu durumu bildiğimiz için ta Amerikalardan özel olarak doktorlar getirdik. Evet, doktor onkolojik ortopedist, efendime söyleyeyim, doktor Kimball. Bir de doktor profesör Dudikov. Evet, Dudikov. Yani bir servet ödedik doktorları getirmek için. Aman canım çocuğum iyi olsun da. Vallahi billahi bir servet, 10 servet feda olsun ya. Ya ne gerek vardı abi o kadar masrafa? Siz bize o parayı nakit olarak verseydiniz biz bir şekilde tedavi ettirirdik. Bak yurt dışına boşuna döviz çıktı. Hiç iyi olmadı hiç. Hiç gerek yok abiler. Ben kaderime razıyım. Boşuna ümit vermeyin bana. Aa, olur mu öyle şey be çocuğum be? Hadi ayrı. Hadi al götürelim doktorlara. Hadi. Hadi. Hadi bakalım. Nereye gidiyoruz abi? Doktora doktora. Hadi. Sözünü ettim sakat delikanlı işte bu. Hello. First control. Yes, sir. Please give me my apparatus, my alet. Yeah. Do you feel this? Hissediyor musun diyor. Yok. No. Oh, no. Please give me the other one. Yes, thanks. Do you feel this? Nasıl? Hala hissetmiyor musun? Hissetmiyor musun kurban? Hissetmiyorum. No. The other one, please. Oh my God. Merci. Abiler yapmayın, olmuyor işte. Kardeşimin üstüne fazla gitmeyin. Allah'ın takdiri böyleymiş. Kaderimize boyun eğeceğiz artık. No. Do you feel this? No. Oh my God. The other one, please. Wow. Abi yapma ne olur. So we must try the last new technique. Osman aga, give me the last new technique. Yes. Abi o balta ne ya? Last new technique. Yani diyorlar ki hala hissetmiyorsa bacakları tamamen keseceğiz. Abi yapmayın böyle saçma şey mi olur? Ne? Sen ne dedin bakayım? Senin ağzından çıkanı kulağın işitiyor mu? Ünlü profesörlere, Amerikalı bilim adamlarına saçma diyorsun ha? Ah! Sus! Otur! Devam. Yes sir. Evet. Abi dur kesme kurban olayım. Ben yalan söyledim. Benim bacaklarım tutuyor ya. Ne? Yalan mı söyledin? Evet abi yalan söyledik. Seni söğüşleyip tezgaha getirmek için. Tezgaha getirdik. Benim hiçbir şeyim yok. Yani beni bile tezgaha getirip söğüşledin öyle mi? Evet abi. Bak biliyorum ben. Vay adiler, vay sahtekarlar vay. Abi sen Türkçe biliyor musun? Tabii biliyorum lan. Ben Amerikalı doktor Michael Dudikoff değilim. Ben Akasya Durağı'nın şoförü Sinan Kaya'yım. Dalayım mı? Dal!